Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sarı Kırmızılılar 69 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor sarı-kırmızılılar ve bu maça gelene kadar 3 maçlık bir galibiyet serisiyle hem moralli hem de motive bir şekilde hazırlandıklarını da söyleyebiliriz. Aslında iç saha maçlarında da oldukça önemli bir performansı var Galatasaray'ın. Son 10 maçta, evinde oynadığı son 10 maçta galip gelmeyi başardı Okan Buruk'un ekibi. Bugün de taraftarların da etkisiyle tabii ki kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyebiliriz. Derbi öncesi dediniz tabii ki Beşiktaş maçı öncesi 3 maçlık seriyi 4'e çıkarmak istiyor Galatasaray. Fire vermeden, kayıp vermeden puanını 72'ye yükseltmek ve Vodafone Park'a o şekilde moralli bir şekilde gitmek istiyor. E, Okan Buruk'un ekibi tabii Okan Buruk'tan da bahsetmişken onun içinde oldukça e, önemli bir maç olacak. Çünkü e, tecrübeli çalıştırıcı şu ana dek 69 puan e, toplamıştır lig tarihinde en fazla. Daha önce Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptığı sezon onda da 69 puanla şampiyon olmuştu. Galatasaray'ın da şu anda 69 puanı var. Bu akşam bir beraberlik veya galibiyet olması durumunda Okan Buruk da bu anlamda kariyer rekorunu kırmış olacak. Galatasaray'da eksik futbolcular var. Mauro Icardi'nin durumu oldukça Merak ediliyordu, bir sakatlığı vardı. Son antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı ve aslında bu maçta oynamak istediğini de teknik heyete iletti. Biz maç kadrosunda olmasını bekliyoruz, ancak 11'de başlaması zor görünüyor. Onun dışında iki alternatif var: Nicolò Zaniolo ve Buffet'in bir gomis Galatasaray'ın bu akşam gol ayakları olabilir. Zaniolo'nun bir adım önde olduğunu da hatırlatalım. İtalyan futbolcu son taktik antrenmanda da Galatasaray'ın 11'inde ileri uçta yer aldı. Sarı kart cezalısı. Şalper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. Aynı zamanda sınırda yer alan 4 önemli futbolcu var. Yine Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Saşaboy. Eğer bu akşam sarı kart görürlerse hafta sonu oynanacak. Gelecek hafta oynanacak. Beşiktaş derbisinde kadroda yer alamayacaklar cezalarından dolayı. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda ise yine aynı 11 aslında. 3 maçtır kazanan 11'i bozmak istemediğini görüyoruz Okan Burun. Kalede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Defans dörtlüsünün sağında Saşa Boy solda Adekuk Bey'i bekliyoruz. Stoper'de Abdülkerim ve Nelson yer alacak. Önlerinde Oliveira ve Torreira ikilisi. Sağ kanatları Şitsa, solda Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında Dries Mertens, ileride ise az önce söylediğimiz gibi Nikola Zaniolu'yu bekliyoruz ancak Buffett'in Bigomis de önemli bir alternatif olarak burada Okan Buruk'un seçenekleri arasında yer alıyor. Tabii ki maçın başlamasına artık 2 saatten daha az bir süre kaldı. Yakın bir zaman sonra da Galatasaray'ın 11'i belli olacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'daki sözleşmesi otomatik olarak bir sene uzayan Mertens ile ilgili flash bir karar alındı. Belçikalı yıldızı sarı kırmızılı takımdaki kontrat sona ermesinin ardından yeni bir görev bekliyor. 9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Mertens sergilediği performans ve mücadeleci ruhu ile taraftarında sevgilisi oldu. 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan futbolcunun opsiyonu Kayseri Spor maçı ile birlikte devreye girdi. Galatasaray Mertens'ten uzun vadeli bir şekilde yararlanmak istiyor. Takvim gazetesinde yer alan haberde yönetim 35 yaşındaki yıldızın bir yıl daha takıma katkı sağlamasının ardından teknik ekipte de devam etmesini gündemine aldı. Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Mertens'in futbol kariyeri noktalıktan sonra Okan Buruk'un ekibine dahil edilmesi hedefleniyor. Bu sezon Galatasaray'da 26 maça çıkan Mertens attığı 7 golün yanı sıra 4 asistlik katkı sağladı. 2.9 milyon euro kazanan Mertens'e 1.1 milyon euro da imza parası verilmişti. Belçikalı oyuncunun da İstanbul'da çok mutlu olduğu öğrenildi. Galatasaray'a Arjantinli sihirbaz Galatasaray'ın Boca Juniors'ta forma giyen 20 yaşındaki süper yetenek için düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı Kırmızıların Ezekiel Zaballos için bir süredir opsiyon yürüttüğü ortaya çıktı. Sol kanatta görev yapan sihirbaz lakaplı genç futbolcunun transferinde önemli mesafe alındığı belirtildi. Arjantin'de geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zabalos'un Galatasaray'a imza atma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Müthiş bir driplik ve çalım atma kabiliyeti olan Zabalos için Cimbom'un koşulları zorladığı ifade ediliyor. Oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro. Galatasaray'ın PSG ile Icardi pazarlığı Haziran'da. Galatasaray'da çıktığı 19 resmi maçla 14 gol 8 asistle tam 22 gole direkt katkı sağlayan Icardi. Geçtiğimiz hafta takımda kalmak istediğini açıklarken yönetim yıldız oyuncu konusunda stratejisini bozmayacak. PSG ile bonservis bedeli ile alakalı dirsek temasını sürdüren sarı kırmızı yönetim Icardi için şampiyonluğa kadar bekleyecek. Takımda kalması adına şartları sorlayacak olan Galatasaray'ın 23. şampiyonluk garantilenene kadar adım atmama kararının altında form durumu ile Icardi'nin konsantrasyonunu bozmamak yatıyor. PSG'den bonuslarla birlikte 8 milyon euroya yakın para kazanan Icardi ile görüşmeler şimdi yapılmayacak. Galatasaray yönetimi şampiyonluğa ulaşması halinde Mayıs sonu ya da Haziran başı hemen Icardi ve menajeri Vandanara ile görüşmelere başlayacak. PSG ile bonservis konusunda uzlaşabileceğini düşünen Galatasaray mali şartlarını zorlayacak Icardi'yi elinde tutmak istiyor. Bu arada Alanya maçında ikinci yaraya çıkmayan Arjantinli oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit eden Icardi'nin tedavisine devam edildi ifadesine yer verildi. Zaniolo'nun hedefi 4'te 4 Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Zaniolo bu akşamki Karagümrük sınavına özel olarak hazırlanıyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar Nev Stadyumunda çıktığı üçlük maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçında attığı golle Kasımpaşa karşısında 3 puanı getiren İtalyan yetenek Ardından 2-0'lık Adana Demirspor ve son olarak 6-0'lık Kayserispor karşılaşmalarında ağları sarsmayı başardı. Sanyollu'nun sıradaki hedefi taraftarının önündeki 4. maçında da golünü atarak iç saha serisini devam ettirebilmek. Sanyollu'nun Karagümrük karşısında da maça kulübede başlaması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu iç sahada gol attığı tüm karşılaşmalarda oyuna sonradan girmişti. Aslan'ın hocası Okan Buruk fiziksel açıdan henüz %100'lük seviyeye gelmeyen oyuncudan en yüksek verimi almanın hesapları içerisinde Zanyola'yı kara maçında ailesi de yakından takip edecek. Attığı gollerden sonra tribüne koşarak annesine sarılan genç futbolcu bu uğru bozmak istemiyor. Ailesi dışında İtalya'dan, Milan, Juventus ve Inter gibi devlerin temsilcileri de Zanyola'yı İstanbul'daki maçlarda izleyerek transfer raporu hazırlıyor. Galatasaray'da hedef 3. bayram. Lider Galatasaray bitime 8 hafta kala Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Ramazan bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da gelen mücadelede Sarı Kırmızı'nın hedefi taraftarına 3. sevinci yaşatmak. Gelecek hafta ezildi rakibi Beşiktaş'a konuk olacak aslan Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor. Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3000 bilet ise kısa sürede tükendi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.